hakkında iftira yaptığımız ve gıybet yaptığımız kişinin günahlarını biz yükleniyor muyuz, yoksa o işle fiil yaptığımızdan dolayı günahkar mı oluyoruz? Böyle bir ayet Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Peki, tam ayetlerden bahsedeceğimiz zaman. Şimdi teşekkür ediyorum. Şöyle cevaplayayım önce müsaadenizle. Birisi hakkında gıybet yaptığımız zaman veya ona iftira ettiğimiz zaman onun herhangi bir konuda işlemiş olduğu günah ondan düşmez. Yani biz ona günah yüklenmeyiz. Ama biz bu yaptığımızdan dolayı günah işlemiş oluruz. Bak, günahımı aldın. Heh. Demek doğru bir şey değil mi? Ha şöyle, yani öyle olduktan sonra para verip zaten gıybetimizi yaptıralım Zahide Hanım. Para verip gıybetimizi yapsa günahlarımız temizlensin. Günah, yani böyle bir şey yok. Herkesin yaptığı günah kendinedir. Çünkü kendi bilerek isteyerek yapmıştır o günahı. Hmm. Başkasının onunla ilgili yaptığı bir şey ondan önceden yapmış olduğu günah düşürmez. Ama şu var, bunu yapmamız günahtır. İşte Kur'an-ı Kerim'de bakın, müsaadenizle hemen birkaç ayetten paylaşalım. Lütfen. Az önce Caner Hocam Hucurat Suresi 12. ayetten örnek verdi. Aslında ayetin öncesine de vurgu yapmak çok önemli. Bakın 10. ayette şöyle başlıyor. Çok muhteşem bir ayettir. Camilerde de özellikle cuma namazlarında falan hep okunur. Diyor ki şu bir gerçek ki müminler, yani inananlar sadece kardeştirler. Bakın herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmıyor. Erkekler, kadınlar vesaire. İnananlar, Allah'a iman edenler gerçekte kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah'tan sakının ki size merhamet edilsin. Bakın bu evliliklerle ilgili, dostluklarla ilgili, aile bağlarıyla ilgili, iş arkadaşlığıyla ilgili her konuda hayatımızda uygulayabileceğimiz bir şey. Aralarında barışı sağlayın diyor. Barış. Yani barış dini diyoruz ya, İslam dini. Ve kardeştirler diyor inananlar. Yani insan çok sevdiği bir kardeşinin kötülüğünü ister mi? Ona kötülük yapabilir mi? Onun arkasından konuşabilir mi? İşte biyolojik olarak kardeşimiz olmasa da aynı iman çatısı altında, İslam çatısı altında aslında hepimiz kardeşiz. Bakın bu toplum içerisinde çok uzlaştırıcı, çok birleştirici bir mesaj. Kur'an bunu boşuna vermiyor bize. Hemen arkasından devam ediyor. Bakın diyor ki 11. ayet. Siz ey iman edenler, hiçbir insan başka insanları alay alıp küçümsemesin. Belki o alay edip küçümsedikleri kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadın başka bir kadını küçümseyip alaya almasın. Onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbiriniz başka birini karalamasın. Birbirinizi yaralayıcı, incitici lakapları ile aşağılamayın. Kişi iman ettikten sonra ona hiçbir şekilde günah isnat etmeyin. Mesela isnat etmek? Ya günahkar olduğu ile ilgili mesela zamda bulunuyorsunuz veya demeyin, iftira ediyorsunuz. Sen cennetliksin haşa, cehennemliksin haşa. O kişi Allah arasın. Bu suç işleyen ama sonra pişmanlık duymayanlar işte gerçek zalimlerdir diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim, zulüm Kur'an-ı Kerim'deki en temel böyle Allah'ın şiddetle karşı çıkacağı şeylerden bir tanesidir. Ve bunları yapanları zalimler olarak Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Hocamın örnek verdiği ayette geliyoruz. 12. ayet diyor ki ey iman edenler, zandan çok sakının. Zanda bulunmaktan. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Bulunduğunuz zan günahtır. Bir kısmı sinsi günahtır. Casuslar gibi ayıp aramayın. İnsanları çekiştirmeyin, insanların gizlerini araştırmayın. Gıybet ederek biriniz ötekinin arkasından çekiştirmesin. Sizden biri ölmüş kardeşin etini yemek ister mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyle ilgili bu kadar çarpıcı bir ifade yoktur. Ölmüş kardeşin etini yemek. Yemek ister mi? Bakar mısınız? Yani bir anlamda aslında ne yapıyorsunuz? Onu yiyorsunuz bir anlamda aslında onu. Yani bir bedensel olarak, biyolojik olarak olmasa da. Yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz hakkında. Bakın bundan iğrendiniz değil mi diyor. Bakın Kur'an soruyor. Bakın bundan iğrendiniz diyor. O halde Allah'tan sakının, yani bu suçu işlemeyin. Hiç kuşkusuz Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır. Bakın bir ayet daha var çok önemli konuyla ilgili. İsra suresinin 36. ayeti diyor ki gıybetle ilgili, işte bilmeden demin verdiğiniz örnekle ilgili, mesela bir insanla görüyorsunuz ama nedir onların arasındaki bağ? Bilmiyoruz ki. Bakın diyor ki Kur'an-ı Kerim, hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. O konuda bilgin yoksa onun peşine düşme, onu didikleme. Acaba o muydu, şu muydu, bu muydu? Ya da oradan bir malzeme üretmeye çalışma. Bir virgül koyabilir miyim? Tabii zamanında ki. Savaşlar çok uzun sürerdi biliyorsunuz. Evet. Hiç savaş görmesin inşallah. Hiç görmeyelim hiçbirimiz. Savaşa gitmiş bir beyefendi. Savaştan dönüyor, eşini çok özlemiş. Eve geliyor, pencereden de görünüyor. Ev bir bakıyor ki genç, yakışıklı bir delikanlıyla sarmaş dolaş. Allah'ım diyor, ben nasıl bunu nasıl görebilirim ki, bu kadın beni ne kadar seviyordu. Ben onu nasıl özledim, yıllarca savaşa gitmiş. Yıllardır yok. Hani aradan 20 sene geçmiş, düşün. Karısını hala ilk günkü gibi seviyor. O zamanlar savaşlar öyleymiş. Evet. Çıkartıyor beylik tabancasını. Tam vuracakken içeri giriyor. Allah'tan bir şey yapmıyor.
bak oğlun diyor karısı. Evet. Bak oğlun. O sarıldı, evladıymış. Onun da evladı. Ya yanlış hatırlamıyorsam, ben böyle hatırlıyorum da kötüsünü anlatmak bile istemezdim zaten. Hani o sırada gördüğü yakışıklı genç bir delikanlıyla sarmaş dolaş. Görüntü bu değil mi? Evet. Ama bu senin evladın, onun çocuğuymuş. Hani o yüzden bir şey söylerken yani, 40 kere düşünüp şunu biraz... Hem düşünmek lazım, yani bakın, inanan bir insana yakışacak şey bir delil, bir kanıt üzerine olmaktır. Yani önce sakin bir şekilde onu anlamaya çalışmaktır. İsra suresi 36. ayet. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumludur. Kulak, göz ve gönlün. Yani bu bilgin olmayan şeyin arkasına düştüğün zaman eğer ki... hiç olmadık şeyler üretiyorsan, çıkartıyorsan, bunu bir malzeme ediyorsan, ahirette bunun hesabını vereceksin. Bu senin o işittiğin şeyler, o gördüğün şeyler, gönlünden, zihninden o geçirdiğin şeylerin hesabını vereceksin. Sorumlusun bundan diye Allah. Zihnimizden geçirsek tabii bile. Tabii ki hesabını vereceksin. Hesabı bunun var. Yani. Ama ben söylemedim ki, sadece düşündüm. Öyle bir şey yok. Yok tabii ki. Yani düşünmen kötülüğü, bile. Yani mesela bazen bir insan diyelim ki başkasını öldürmeyi planlıyor, tasarlıyor. Allah. Her türlü şartı zorluyor ama bir türlü gerçekleşmiyor. Şimdi bunun bir günahı yok mu? Bunda bir günah var. Yani o fırsatı yapamamış olması, bir adam öldürmek gibi belki günah olmaz ama bunu tasarlaması, planlaması... Şey ayetini unutma değil mi? Evet. Allah kişinin kalbiyle benliğinin arasına girer. Nefsi arasına girer. Tabii, tabii. Kalbiyle benliğinin arasına girer. Nefis işte şeytan. Benlik demek. Yani şeytanı uzak tutan. Hayır, Allah. Ne? Allah, Allah girer. Allah. Yani Allah insanın içinden geçenlerden bu kadar haberdar. O kadar bilir. Ve başka bir ayeti düşünün. Kulların eğer seni bana soruyorlar, onlara de ki ben pek yakınım. Karip. Onlar dua ettiği zaman dua ettiklerine cevap veririm. Şah damarından daha yakın. O da ayrı bir, yani o ayette var. Yani peki, Kur'an'daki ayetlerde şeyi bilmek lazım. Bizim ne düşündüğümüzden haberdar bir Allah var. Zaten yaratan yarattığını bilmez mi? Bu da yine bir Kur'an ifadesi. Bunu konuşmayı... yani bilmemiz lazım. Yani siz kötülüğü tasarlamak da Ebru Hocam'ın o dediği önemli. Allah bilmiyor mu tasarladığını? Biliyor. Sen sessiz yani, kalıyor ama o her şeyi yani, biliyor. Ya sadece eylemlerin sonuca ulaşıp ulaşmaması değil. Neyi tasarladı bu? Tasarlamadığımız önemli. O yüzdendir ki kötü bir şeye, kötü bir niyet olmadan sebebiyet veren bir insanla kötü bir şeye kötülük niyetlenip yapmak niyetiyle sebebiyet veren insan arasında fark var. Düşünün birisini, birinde mesela kasıtla başına saksı atıp da öldürmeniz de sizin yanlışlıkla diyelim camı açtığınızda aynı saksı çarptı düştü. Reklama gitmem gerekiyor. Birisinde çok özür diliyorum. Yarıyorlar beni. Öldürme niyeti var. Birisinde öldürme niyeti yok. Yani Allah peki bizi niyetlerimizle değerlendirecek. Bunu hiç unutmayalım. Evet.